Herkese selamlar. Bugün hemşirelik bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü tercih ettiğinizde sizi nasıl bir gelecek bekliyor olabilir? Biraz bunları konuşuyor olacağız. Ama burada şunu söylemek gerekiyor. Ki, i̇lk olarak bizim buradaki amacımız böyle geleneksel yolları konuşmak değil. Yani sizler onu muhtemelen pek çok videodan, pek çok yazıdan görüyorsunuzdur. İşte nedir bunlar? atama ihtimali yüksek bir bölüm, hemşirelik bölümü. Bunun akabinde pek çok özel sektördeki hastanelerde çalışabilirsiniz, özel hastanelerde. Kaldı ki zaten giderek daha da yükseliyor, Herkes, her geçen gün daha da artıyor hastane sayısı. E, dolayısıyla öne açık bir bölüm o tarafta. Bizler burada peki ne konuşacağız? Daha gelecek tabanlı. Yani hem hemşireliğin geleceği, hem de aslında hemşirelik bölümü mezunları aslında sağlık endüstrisinin genelinde nasıl fark yaratabilir? Bunları biraz konuşacağız. Peki ilk olarak neden bu bölüm? Yani neden hemşirelik bölümü? Şimdi arkadaşlar özellikle bu pandemi sürecinden itibaren sağlık dünyasında verilen önem çok daha arttı. Sadece hemşireler için değil bu. Yani doktor için de böyle, ATT için de böyle, efendim söyleyeyim, tıbbi dokümantasyon için de bu şekilde. İki yıllık bahsedersek. Dolayısıyla burada her bölüme yapılan bir önem söz konusu. Dolayısıyla bu da şunu karşılıyor bize. Bu şey mesajı veriyor. Burada yaptığınız çalışmaların size geri dönüş ihtimali bir hayli yüksek. Ha yani şunu söyleyeyim. Ben aslında şuna çok inanmıyorum. Yani önü açık bölüm, önü kapalı bölüm bunlar benim çok sevdiğim kavramlar değil. Yani bir kişi gerçekten sevdiği işi yapıyorsa ve bu sevdiği işle ilgili bir takım çalışmalarda bulunuyorsa zaten orada fark yaratır. Ama önünün açık olması tabii ki yine popüler tabirle sizin başarıya ulaşma şansınızı daha da hızlandırır. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Artık teknoloji pek çok mesleği değiştiriyor ve dönüştürüyor. Dolayısıyla bu bölümü tercih eden arkadaşların sadece bir iş yapmak yerine zamanla değişebileceğini düşünmesi gerekiyor. Ha diğer türlü olmaz mı? Olabilir. Üniversiteyi okursunuz 4-5 yıl boyunca her neyse. Belli bir periyotta devam edersiniz. Mezun olduktan sonra atanırsınız ya da biraz sonra da normal bir hayatınıza devam edebilirsiniz. Yani sürekli gelişmeye ihtiyacınız yok aslında ya da teknolojinin dinamiklerini bilmenize gerek yok bu aşamadan bakarsak. Ama biz istiyoruz ki sizler yaptığınız her bir çalışmayla, her bir projeyle birlikte aslında bir tık daha yukarı çıkabilin. Ve hemşirelik bunu sağlayan bölümlerden birisi. Ama bunun için sabit kalmayan, sürekli kendisini değiştiren, dönüştüren biri olmanız lazım. Büyük veri nedir, yapay zeka nedir, nesnelerin interneti nedir vesaire. Ha yine aynı konuya geliyoruz. Bu bir zaruriyet mi, mecburiyet mi? Hayır değil. Yani bunları bilmeden de mezun olursunuz. Bunları düşünmeden de atılır bir yerde çalışabilirsiniz. Ama Yükseleceğiniz yer hep sınırlıdır arkadaşlar. Yani burada en fazla mesela belki şu anki konjonktürde baş hemşire olursunuz tamam mı? Ve bu şu anki jenerasyonun kabul edebileceği bir kariyer dünyası değil. Bu videoyu izleyenler olarak şu anda 18, 19 ya da 20'li yaşlarda olduğunuzu varsayıyorum. Yani bu yaşlarda okuyor, olan birisi bir o yıl sonrasını hayal etsin mesela. Yani hala şu anki konumundan sadece bir tık yukarıda olma ihtimali bana bu jenerasyonun kabul edeceği bir şey gibi gelmiyor. Çünkü bu jenerasyon istiyor ki ben çalışma yapayım ve bunun karşılığını daha yüksek maddelerle alabileyim. Bu illa de şey değil. Yani bunu ben kendi söyledim de şunu diyorlar. Yani genel müdür olacaksın 25 yaşında. Hayır, hayır genel müdür olmak zorunda değilim. Olmam zaten olamam da hani. O ayrı bir dikey kariyer. Ama biz yatay kariyerle fark yaratabiliriz bu jenerasyon olarak. Peki nasıl olacak bu iş? Bu iş arkadaşlar mümkün olduğunca başka alanları entegre etmekten geçiyor. İşte bunun için de dinamizm gerekiyor. Hızlı bir şekilde düşünmek gerekiyor. Birazdan değineceğiz bu dördüncü soruda. Peki neden bu üniversite? Burada karşımıza iki tane gerekçe çıkabiliyor. Halihazırda. Birincisi başka şehirde olup puanı biraz daha yüksek olduğu için buraya gelebilirsiniz. Ya da ve veya bu şehirde kalmak için ailenizde vesaire kalmak için puanınız belki bir tık daha yüksek olsa da yine burada kalabilir, kalmak isteyebilirsiniz. Kalabilirsiniz. Bence arkadaşlar ikisi için de bu üniversite ve bölüm iyi bir ikili. Tercih edilebilir, kabul edilebilir. Ve bu başarı sıralaması ölçeğinde bence sizi mutlu edecektir diye düşünüyorum. Ha tabii bazen şu olabiliyor. Arkadaşın beklentisi çok daha yüksek olabiliyor. Ya da çok daha farklı bir yere hedeflemiş olabiliyor. Bunun için mezuna kalmayı değer mi? Bu sizin arkadaşlar aslında çözmeniz gereken bir soru. Çünkü mezuna kalmak evet bazen iyi olabilir. Sizi daha yukarı çıkartabilir. Ama o mental süreç yönetimi çok zor bir olay. Artı bir sene daha çalışmak ha şu anda aslında giderek daha da normalleşti. Özellikle pandemiyle birlikte zaten sıralamalardan da görmüşsünüzdür bunu. Bir ara bayağı düştü bütün bölümler. Çünkü o süreçte herkes mezunda kaldı. Pandemide okul okumak yanlıştır, gereksizdir vesaire diye. Ama mesela en son sene gördük ki artık sıralamalar tekrar uçuşa geçti. Ve eskisinden de aslında daha yüksekte. Ve bu yükseliş artık giderek daha da artacak. Bu yükseliş devam edecek. Çünkü artık insanlar o pandemideki mezuna kalma durumundan vazgeçiyorlar. Dolayısıyla bu üniversite bence tercih edilebilir diye düşünüyorum. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence en büyük artısı bu noktada akademik kadro. Yani bu akademik kadro size ihtiyaç duyduğunuz o birikimin, zeminin %50'sini, %60'ını verecektir. Eksi olarak benim bildiğim bariz bir eksi yok açıkçası. Ama sizlerin varsa gördüğü, bildiği, duyduğu bunları bizimle paylaşabilirsiniz elbette yorumlar kısmından. Biz de bu şekilde öğrenmiş oluruz başka bir bilgi olarak. Bu bu şekildeydi. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar bu noktada. Yani üniversitenin artık hayatımızdaki yeri %50-%60 seviyesinde. Dolayısıyla hangi üniversiteye giderseniz gidin. Zaten üniversitenin size mevcut bilginizin en fazla %50'sini oluşturduğunu göreceksiniz. Bundan birkaç yıl sonra ya da mezun olduğunuzda. Peki niye okuyoruz öyleyse? %50 ise? Çünkü birincisi sosyalleşmek için arkadaşlar. Yani farklı insanlarla tanışalım, farklı çevreler görelim. Bunun için okuyoruz artık. Ve bunun haricinde öte yandan bir miras oluşturmak için. Nasıl bir miras? Buna legacy diyor sanırım orijinal dedi biraz daha İngilizce'de. Buradaki maksadımız bir zemin inşa etmek. Eğer iyi bir zeminimiz olursa güçlü bir altyapı kurarsak kendimize mesleki bilgi anlamında onun üzerine bir yapı kurmamız çok daha kolay olur. Üniversite bunu sağlıyor ama üniversite süreci boyunca sadece işimiz olarak bunu görmek iyi bir yatırım olmayacaktır, iyi bir kariyer yatırımı olmayacaktır. Peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Aslında bu birinci ve üçüncü sorunun biraz cevabı gibi. Yani geleneksel yöntemlerle bakarsak birinci soruda söyledik bunları zaten. Hastanelerde çalışmak, özelde ardı devlette, atanma süreci vesaire gibi. Ama arkadaşlar aslında siz hemşirelik bölümü mezunu olarak dijital sağlık endüstrisindeki önemli paydaşlardan biri olabilirsiniz. Ve bunu yaparken aslında bir takım oyunu gibi düşünün bunu. Yani bu süreçte eczacılar da var, fizyoterapistler de var, doktorlar da var. Beslenme diyetetik mesela mezunları da var. Dolayısıyla bu pek çok paydaşın olduğu büyük bir pasta. Dijital sağlık tarafı. Ve sizler burada özellikle mesela yeni çözümlerin geliştirilmesinde, kişilerin sağlık hizmetlerinin farklılaşmasında ve benzeri boyutlarda unsur oynayabilirsiniz. Böyle bir rol oynayabilirsiniz. Nasıl bir çözümden bahsedebiliyorum? Burada dijital sağlıkta hemşirelik nasıl birleşebilir? Örneğin şu an hemşirelerin mesela esas fonksiyonu nedir? İşte e, gelen hastalara, danışanlara vesaire çözümler sağlamak. İşte bakım bir boyutu, işte, işte, öte yandan iğne vesaire yapmak belki bir başka boyutu. Bunun haricinde yine pek çok bu gibi görev tanımları var. Mesela bunlar dijitale endeksli olsa nasıl bir şeyler bahsediyorum? Şimdi sonuçta yaptığınız şey aslında bir müşteri deneyimi tasarımı. Müşteri deneyimi ya da mesela hasta deneyimi. adı fark etmiyor burada. Sizler bunu dijital tarafta yapabilirsiniz. Yani dijital hasta deneyimi mesela merkezi yetkili ya da mükemmel yetkili. Bunların geliştirilmesinde rol oynayabilirsiniz. Ha şunu diyeceksiniz. Yahu hocam hani bu işin aslında çok bir alakası yok benim yaptığım işte. Arkadaşlar zaten diyorum ya hani üniversite burada bir zemin rolü oynuyor. O katı çıkmak sizin elinizde. Bunu söylediğimizde bazı üniversite etkinliklerinde şunu duyuyoruz. O zaman biz üniversiteyi boşuna mı okuduk? Yani 4 seneyi boşuna mı okuduk? Ya da okuyacağız. Hayır öyle bir şey yok. Steve Jobs'ın bir lafı vardır. Diyor ki noktaları ileri doğru birleştiremezsiniz. Onlar geriye doğru kendiliğinden bir araya gelirler. Yani sen hemşehriliği okudun ve dijital sağlık tarafında bir şeyler yaptın. Yıllar sonra dönüp bakınca diyeceksin ki ya evet üniversitede bu öğrendiğim bilgiler beni bu noktaya getirdi. Ya da getirmedi fark etmiyor. Zaten artık dünyanın %60'ı 70'i neredeyse aşağı yukarı okuduğu bir bölümle gibi şey yapmıyor. Ama siz yine aslında okuduğunuz bölümün devamını yapıyorsunuz. Sadece okuduğunuz bölüm size günceli anlatmıyor. Bunu demek istiyorum. Sadece Türkiye'de de olan bir şey değil bu arada. Bu dünya genelinde böyle. Çünkü arkadaşlar yani biz şu an kayda başladık yaklaşık 15-20 dakika oldu. Ve bu 15-20 dakika içinde aslında her alanda, her sektörde, her konuda terabaytlarca veri üretildi. Ve insanların bu bilgileri alıp, derleyip, toparlayıp bir müfredata getirme şansı yok. Yani bir bilginin 4 sene kalmış şansı zaten yok. Bir semester bile artık çok fazla. Bu semestrede öğrendiğiniz bir bilgi önümüzdeki semestrede muhtemelen demode kalacak. Dolayısıyla bunları birleştiren bir yapı inşa etmeniz gerekiyor. Ha, bunu yaptığınızda emin olun ki çok daha rahat fark yaratacaksınız. İşte bunun için arkadaşlar dijitalin içinde yer alan bir nesil olarak burayı kullanmanız lazım. YouTube yayınları, Instagram yayınları, TikTok ne olursa. Mesela TikTok boş gibi gözüküyor ama aslında önümüzdeki dünyanın en büyük merkezi burası. Ciddi içerikler de yer alıyor ve yer almaya devam edecek artan sayıda. Ya da YouTube mesela. Bugün YouTube'da yaptığınız bir yayına İngilizce altyazı ekleyin. Amerika'ya, Hindistan'a, Kore'ye ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu mükemmel bir nimet. Yani daha tarih olmamış bir şey. İngilizce bilmeden sadece yazdıklarınızı Translate'e yazın. Onu çevirin, buraya ekleyin. Karşınızdaki insanı az çok anlayacaktır. Ve anlayıp sizin videonuzu izleyip belki size para kazandıracak. İzlenmeden kazandırabilir ayrı. Ve veya onlara başka çözümler satabilirsiniz. Affiliate Marketing sayesinde. Affiliate Marketing ne? Mesela sen bir e-bülten yaptın tamam mı? Hemşirelikle ilgili. Ve burada işte geleceğin teknolojilerini sağlıkla birleştiriyorsun yazılarında. Bunu yap bir e-bülten olarak. Bir siteye koy. Ne olduğu için önemli değil. Shopify vesaire. Ve yorumlarda bunun linkini at. De ki ben bunları bunları yapıyorum. Satın almak istersen buradan alabilirsin. Bak gör bakalım insanlarla, insanlar senden nasıl dolarla alışveriş yapıyor. Amerika'daki kişiler. Ha şunu da söyleyeyim. Bu iş bir günde olmayacak. Buna başladığın video yapmaya paylaşan insanlarla belki bir sene, iki sene seni kimse izlemeyecek, görmeyecek. Ama YouTube görecek. Diyecek ki evet bu kişi bu konularda gerçekten iki senedir her hafta içerik yapıyor. Tamam diyecek ben artık bu kişinin videolarını Amerika'da, Hindistan'da vesaire bu anahtar kelimelerde ön plana çıkartabilirim. Amacımız bu. Zaten 4 sene üniversite okuyoruz. Niye? Uzmanlaşabilelim. Aşama aşama sinir sinir ilerleyelim. YouTube'da böyle. Sen 3 sene 4 sene üniversite okurken bir yandan içerik üret İngilizce altyazıyla. Bak bakalım 4 sene sonunda nasıl bir gelir elde edebiliyorsun. Dünya burası arkadaşlar. Yani size biraz ütopik gelebilir farkındayım. Özellikle şu anda tercih döneminde ya bu ne diyor hani bunları ben nasıl yapacağım diyebilirsiniz. Ama globalleşme hikayesi zaten bununla ilgili. Sen oturduğun yerden Türkiye'nin ortasından Amerika'nın en kuzeyine Rusya'nın en güneyine mal satabildiği var zaten. İnternet ve globalleşme aslında bu, özeti bu. Ve aslında şu an bu biraz böyle artı gibi gözüküyor. Yani herkesin yapamadığı bir şey gibi gözüküyor. Bundan beşen sonra sonra artık herkesin zaten yapması gereken bir şey olacak. Biz sadece biraz daha erken davranmaya çalışıyoruz burada. Sonraki iki soru. Staj alanakları neler? Burada zorunlu stajyer zaten var. Ama ben istiyorum ki arkadaşlar sizler burada gönüllü çalışmalarda yer alın. Zorunlu stajlardan önce. STK'larda görev alın, sosyal sorumluluk, sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, bunun akabinde ajanslar hepsini görün arkadaşlar. Şehrinizde olsun olmasın. Artık herkes internetten çalışabiliyor. Yazın mesela ajanslara. Diyin ki ben hemşirelik okuyorum ya da okuyacağım. İşte ama ben şu şu konularda fark yaratmak istiyorum. Sizin ajansınızda bu konularda görev alabilirim. internetten uzaktan. Fark etmiyor ne oldu. Görün mesela orada acaba influencer marketing nasıl yapılıyor? O influencerlar o noktaya nasıl gelmişler? Şirketler onlarla nasıl diyalog kuruyor? Nasıl iletişim sağlıyor? Bunları görün ki sizler yarın bugün YouTube'a başladığınızda çok daha hızlı ilerleyin. Ha, hata yaparak da öğrenebilirsiniz. Bu da bir öğrenme yöntemi. Ama bu çok pahalı bir öğrenme yöntemi. Ya yani bir sene hibe ne gerek var ki? Orada hala zaten bir YouTuber gör, YouTuber yapanı, YouTuber yapanı gör ya da her neyse adı. bu insanların hatalarını öğren, çok daha hızlı aksiyon al. ve zamandan kazan. Çünkü zaten birinci sınıfta, ikinci sınıfta sana teknik bir staj vermeyecekler. Diyecekler ki ya sen daha bilmiyorsun zaten piyasayı. Nasıl sana staj verelim? Bunun yerine o bir iki seneyi soft skill dedikleri yumuşak yeteneklerde geliştir. Zaten 3'te 4'te bulursun bir yer. Son sorumuz peki ortalama maaşlar neler? Eğer kendini düzenli geliştirirsen, geliştirmekten kastım işte bu saydığım şeyler ilk 5 maddede. Zaten son sene yakın sana bir iş teklifi gelecektir. Hastaneden gelir, ajanstan gelir, başka yapılardan gelir hiç fark etmez. Ve bu muhtemelen asgari ücret seviyesinde olacaktır. Bu iyi bir rakam çünkü zaten öte yandan okuyorsun bir yandan da. Bunu devam ettirdiğinde mezun olduktan sonra muhtemelen asgari ücretin bir buçuk iki katı bir maaşla işe gireceksin. Ha peki bu normal mi hocam dersen, hayır maalesef normal değil. Normalde kariyer yönetimi daha zayıf olduğu için üniversite dönemi biraz daha sosyalleşmeyle geçiyor ve bu süreçler mezuniyetten soruya bırakılıyor. Ondan sonra ne yapıyorsun? Eğer atanma vesaire yoksa askerci sivrisinde bir işe başlıyorsun. Birkaç yıl sonra belki askercenin bir buçuk katına çıkıyor. Daha fazlası başhemşire vesaire olmaya bağlı maalesef. Benim alçaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde değinmediğim, merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorum olarak yazabilirsiniz elbette. Eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu videonun size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.